Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kolay ve hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz lezzetli, şık sunumlu bir tatlı tarifi paylaşacağım. Zebra tatlısı tarifi. Hafifliğiyle kaşık kaşık yedirtecek bu tatlıyı eminim sizlerle çok beğeneceksiniz. Dilerseniz hemen tatlımızın yapılışına geçelim. Öncelikle sade muhallebi için tencereye 2 yemek kaşığı un, 1,5 yemek kaşığı buğday veya mısır nişastası, 1 çay bardağı şeker ve 3 su bardağı sütü alarak çırpıcı ile pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştıralım. Ocağı açalım ve orta ateşte muhallebimiz kıvam alıp göz göz oluncaya kadar sürekli karıştırarak pişirelim. Muhallebinin topaklanmaması için sürekli karıştırmak çok önemli. Aksi halde pütür pütür bir muhallebi olacaktır. Muhallebimiz kaynayıp göz göz olduktan sonra ocağın altını kapatalım. Ardından 1 tatlı kaşığı tereyağı ve 1 tatlı kaşığı vanilyayı ilave edelim. Çırpma teli yardımıyla tereyağı erinceye kadar güzelce karıştıralım. Kakaolu muhallebimiz için başka bir tencereye 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı buğday veya mısır nişastası, 1 çay bardağı şeker, 3 yemek kaşığı kakao ve 3 su bardağı sütü ilave ederek çırpıcı ile pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştıralım. Ocağı açalım ve orta ateşte muhallebimiz kıvam alıp göz göz oluncaya kadar karıştırarak pişirelim. Burada eklemek istiyorum. Her iki muhallebiyi de aynı anda pişirmenizi tavsiye ediyorum veya sadeyi pişirdikten sonra hiç beklemeden diğer muhallebiyi de pişirmelisiniz. Aksi halde bekleyen muhallebinin kıvamı koyulaşacağı için şekillendirirken biraz zorlanabilirsiniz. Muhallebi kaynayıp göz göz olduktan sonra ocağın altını kapatalım. Ardından 1 tatlı kaşığı tereyağı ve 1 tatlı kaşığı vanilyayı ilave edelim ve çırpma teli yardımıyla tereyağı eriyinceye kadar tekrar karıştıralım. Su ile ıslattığımız kaselere ilk önce beyaz muhallebiden, daha sonra kakaolu muhallebiden kasenin tam ortasına gelecek şekilde sırasıyla yavaş yavaş dökelim. Kase doluncaya kadar bu şekilde bir sade bir kakaolu muhallebiden ekleyelim. Ben bu boyuttaki kaselerle toplamda 4 adet tatlı elde ettim. Kullanacağınız kaselerin boyutuna göre bu sayı değişebilir. Tatlılarımızın daha düzgün durması için üzerlerini tatlı kaşığının arka tarafı ile düzeltelim. Muhallebimizi kaselere paylaştırdıktan sonra soğuması için bekleyelim. Daha sonra tatlılarımızın üzerine streç film ile kapatarak buzdolabında en az 5-6 saat dinlendirelim. Servis edeceğimiz zaman buzdolabından aldığımız tatlıların üzerindeki streç filmi çıkartalım. Daha kolay çıkmaları için kenar kısımlarından hafifçe elimizi oynatalım ve tatlılarımızı ters çevirerek çıkartalım. Tatlılarımızın her tarafını Hindistan cevizi ile bulayalım. Diğer tatlılarımızı da bu şekilde Hindistan cevizi ile bulayarak hazırlayalım. Üzerine istediğimiz şekilde süsleyerek servis edelim. Zebra tatlımız servise hazır. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Sunumu kadar lezzetiyle de kendisine hayran bırakacak muhteşem bir tatlı. Çayın, kahvenin yanında kaşık kaşık yemesi çok keyifli olacaktır. Eğer tarifi denerseniz Instagram'da Nefis Yemek Tarifleri etiketiyle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca fotoğraflarınızı Nefis Yemek Tarifleri uygulamasında ilgili tarifin altına da ekleyebilirsiniz. Böylece sizden sonra gelip deneyeceklere de fikir vermiş olursunuz. Yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Açıklamalara hem bu tarife hem de çok daha fazla sütlü tatlı tarifine ulaşabileceğiniz bağlantıları ekliyorum. Videoyu vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.